Herkese iyi günler. Bugün sizlerle beraber geçtiğimiz sezonun Galatasaray adına nasıl geçtiğini konuşacağız. Hem de gelecek sezonun küçük planlaması hakkında, neler yapılması gerektiği hakkında küçük bir şeyler biraz bahsedeceğim. Genel aslında ondan olacak da hani bu sezonun nezdinde konuşacağım. Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili asıl bir video haftaya gelecek. Öncelikle bu sezonla bir başlayalım. Hani bu sezon bizim için nasıldı, nasıl başladı, neler yaşandı, neleri kazandık, neleri kaybettik. Hani oyuncu bağımında, bağımında söylüyorum, kulüp bağımında. Bu sezon kesinlikle biraz zorlu başladı. Hani geçtiğimiz sezon 13. bitirdik sezonu. Yönetim değişti, teknik direktör değişti. Birçok değişiklik oldu. Hani Dursun Özbek yönetimi geldi, Okan Buruk'la anlaşıldı. Oyuncuların birçoğu böyle göndermedi. Hani kiralandı, ayrılıklar oldu. Galatasaray hani yeniden ya bir yeni bir yeniden bir yapılanma sürecine girdi. Ve daha dağlı bir kadro kuruldu. Dursun Özbek yönetimi transfere ilk başta çok hızlı başlamadı. Hani Sergio Oliveira, Abdülkerim gibi bazı oyuncuları alındı. Ondan sonra bir anda Lucas Torreira, Mertens, böyle yüksek yani kariyerli oyuncular, yıldız oyuncular geldi. Hatta transferin son günü sanırım Icardi, Mata, Yusuf Demir, Matias Ross, bunların hepsi geldi. Kaçırdığım yanlış, bir de Raşitsa, önemli olan adamı unutuyoruz. Raşitsa bu 5 adam bağlandı kulübe. Çok yani biraz yani Los Galacticos'u kırdık. Bizim için sağlam bir transfer dönemi olmuştu. Okan Hoca da bu kulübü bu takımı yönetecekti ve çok da güzel yönettiğini söyleyebiliriz. Hani taktik babında bazı maçları kesinlikle onu konuşuruz. Hani taktik babında da iyiydi ama asıl önemli olan bu kadroyu, bu yüksek egolu diyeyim, çünkü hani kariyerli futbolcuların yine yüksek egoları olur. Hani Gomis, Icardi, Mertens, Torreira, onun hani yüksek egolu adamlar diyeyim bunlar. Bu kadroyu yönetti ve çok da güzel yönetti gerçekten. Bu şampiyonlukta yani onun payı zaten bu yüzden çok büyük. Bu kadroyu çok iyi yönetti. Sezon bizim için nasıl başladı? Onunla devam edelim. Biraz stresli, hani her maçı kazanamadı. Hani iyi bir oyun var mıydı? Hani aslında Galatasaray'ın iyi bir oyunu vardı. Yani kesinlikle iyi oturmuş bu yıl da bu şeyi vardı. Hani pozisyona girmekte çok bir sıkıntımız yoktu ama pozisyonu sonlandırma da, o bitiricilikte veya son pasta hep bir problem vardı. Çünkü Seferovic bekleneni vermedi. Kerem ve Yunus çok fazla top kaybı yapıyordu. Hatta bu üçü yani sezonun en çok top kaybı yapan oyuncularındandı. Sezonun başında Kerem, Seferovic ve Yunus'un üçlüsüyle oynuyorduk. Hatta Kerem geçtiğimiz sezon yani çok güzel bir performans vermişti. Bu sezon da çok güzel performans verdi. Ama senenin başında hani dedik ki hani Kerem ne oldu? Bu biraz bozmuş. Hani bu kadro ona biraz fazla geldi. Yani kötü kadroda iyi oynayabilirsin. Ama iyi bir kadroda işte onda biraz olması lazım. Onlara ayak uydurman lazım. Onun altında biraz ezilmişti ilk haftalarda. Ama sonra gerçekten çok iyi toparladı. Senenin ilk başı böyle gitti. Gomis çok kritik puanlar aldı. O zaten kurtardı takımı. Bu şampiyonluğu kesinlikle en büyük pay sahiplerinden biri o. O olmasaydı şampiyonluk olamayabilirdik. Senenin başı ilk böyle hep 1-0'larla, bir farklarla kazanıldı. Puan kayıpları oldu. Özellikle bir ara hem Alanya 2-2 berabere kalındı. Hani hakem falan konuşuldu hep ama yine de bir puan kaybı oldu. Onun dışında Kayseri'ye mağlup olunmuştu. Adana Demirspor'la berabere kalınmıştı. Hani bir puan kayıpları vardı. Okan Buruk eleştiriliyordu ama Raşitsa'nın takıma monte edilmesi, ondan sonra Icardi'nin takıma gelmesi, yani hazır hali gelip formayı artık alması, Seferovic'den ilk 11'e gelmesi. Onun dışında Kerem biraz daha toparlanması. Sol bekte de Patrick Van Aanholt vardı sol bekte ilk başta. Ama Abdülkerim'le hep o ikisinin arasında biraz bir bağlantı problemi vardı. Ben o zamanlar bu kanalda yoktum. Daha sonra da katıldım. Ama o başlarda hep
O Fanano Abdülkerim arasında hep böyle bir adam kaçırma, adam paylaşımında hep bir sıkıntı oluyordu. Zaten Giresun maçında da bir Abdülkerim'in hatası vardı. Yani o hatada kesinlikle Patrick Vanarnold'da hata demiyorum da, Vanarnold'un da ilk maçlarda çok hatalı olduğu pozisyonlar vardı. Yani iyi bir oyun sergilemiyordu. Galatasaray bundan dolayı yani yerli kuralında bir sıkıntı vardı. O stoperde Abdülkerim, kanatlarda Kerem ve Yunus oynuyordu ama şimdi Raşitsa iyi bir performans sergilemişti Kayseri maçında, yenilmesek de. Onu takıma monte etmemiz lazımdı. Onun için de bir sol beke yerli bir oyuncu koydu. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Emre Taşdemir oynamıştı. Hatta Karagümrük maçında da gol atmıştı. Karagümrük maçında bir galibiyet serisi başlattık. Karagümrük'ü, Beşiktaş'ı yendik. Böyle güzel götürdük. Ondan sonra hani hep böyle bir eleştiriler vardı. Okan Buruk hani gol atamıyor falan diye, çok fazla gol atıyor diye şey vardı. Daha sonra Başakşehir maçını 7-0, hani Başakşehir deplasmanında 7-0. Hani ligin en, o zaman herhalde ligin en az gol yiyen takımıydı sanırım. 7 tane attı. O bayağı bir eleştirileri bir darbe vurdu. Hani orada bayağı bir rahatlamıştık. Kadıköy'de Fener'i 3-0. İçeride de yani 3-0. Kadıköy'de Fener'i 3-0 yendik. Hani orada bir liderliği aldık. Kadıköy'den bir hafta öncesinde öyle hatırlıyorum. Ondan sonra da daha bırakmadık. Hani o Karagümrük maçıyla şey maçına kadar, serimizin bittiği maç Konya maçıydı. Aynen. O maça kadar Galatasaray hep iyi oynadı. Sadece şey, son böyle o Konya maçından 2 maç mı önce sanırım, kimi ondan önce kimlerle oynadık hatırlamıyorum. Kasımpaşa'yı ve birini daha yendik. Kimi hatırlamıyorum sanırım. Ya iki ya da bir takım. Orada bir oyunda biraz sıkıntı vardı ama o da şeydi. Deprem nedeniyle bir ara verilmişti ve birçok bazı oyuncuların formsuzluğu vardı. Hani Sergio Oliveira oradan ilk başta çok iyi dönmüştü. Raşitsa çok güzel dönmüştü ama Icardi'nin, ondan sonra Mertens'in bir sakatlığı vardı. Muslera da sakatlanmıştı ama ara nedeniyle iyileşmişti. Hani Mertens'in yokluğu, Icardi'nin biraz formsuzluğu takımı biraz kötü etkilemişti. Hani o oyun ritmimiz bozulmuştu. Ama Galatasaray ondan sonra yine toparlamayı başardı. Konya'ya yenildi falan. Adana'yı son anda yendi. Beşiktaş'a falan yenilmiştik. Karagümrük'le beraber kaldık ama o Mertens'in şeyinlerin dönüşü, her ne kadar ligi son maçlarında biraz etkisiz olsalardı Oliveira ve Mertens, hani o iskelet kadro kesin vardı. Hani yenilmiş, puan kaybetmiş olsak da liderliği bırakmadık, şampiyonluğu aldık. O çok iyi oldu. Şimdi bu sezonun bizim için hani kazançları nelerdir diye söyleyeyim veya kayıpları, beklenenin altında kalan oyuncular, iyi gelişen oyuncular diye söyleyecek olursa kesin hani ilk gelişen oyuncuları söyleyeyim. Kerem sezonun başında çok eleştirildi ama sonra gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Hani sezonu sanırım yanlış bilmiyorsam en çok top kaybeden oyuncu olarak bitirdi bu sezonu. Ama aynı zamanda en çok kilit pas atan oyuncu olarak da bitirdi. Senin ilk başlarında hep böyle kenarda, bazen içeri de geliyordu ama genelde kenarda biraz oynuyordu. Ve orada çok top kaybı yapıyordu. Geriye de böyle top almaya falan geldiğinde çok top kaybediyordu. O çok sıkıntı yaratıyordu ama ilerleyen haftalarda Okan Buruk'un biraz da içe koşu yapması, yani içe gelmesini, içeride topla buluşmasını sağlayarak hem ona kilit pas şansı, top alıp kilit pas atma şansı verdi ve sol beke de ileri bir alan açtı. Bu şekilde hem Kerem iyi oynadı. Hani Kerem'in hem asistleri şeyleri arttı. Icardi ile uyumu zaten gördük. Hem asistleri şeyleri arttı. Hem de üstüne sol bekini de oynattı. Kazımcan, Emre Taşdemir, arada Dubois'un özellikle Trabzon maçları falan, o civar Giresun Trabzon maçlarında gerçekten çok güzel oyunu vardı. Ama o işte deprem arası maalesef onu kötü etkiledi. Ondan sonra Kerem dışında iyi kazandığımız oyuncular kesinlikle Sacha Boey. Müthiş bir sezon geçirdi. Hani takımı bir de kampa gelmedi ya. Takımda kampa gelmemişti ama senenin başında takımdan daha iyi, fizik olarak takımdan daha iyi durumdaydı. Müthiş bir gelişim gösterdi. Hani hem böyle hücum olarak hem defansif anlamda müthiş bir atlet oyuncu. Yani inşallah transfer olmaz. Bu inşallah bu sezonda bizimle kalır. Öyle
Yani istiyorum. İnşallah yani takımdan birinin ayrılmasını pek istemiyorum da ben bir oyuncunun ayrılacağını düşünüyorum. Yani bir kişinin para için biraz maddi şey kaynak lazım. Onun için satılacağını düşünüyorum. Onun dışında kazançlarımızla devam edeyim. Barış Alper kesinlikle bu sezonu bence en iyi oyuncularından biri. Geçen sezon falan çok eleştiriliyordu o da. Hani arada bir şu forma şansı buluyordu ve pek iyi değerlendirildiğini de söylenmiyordu ama bu sezonda Okan Buruk'la beraber gerçekten tam bir joker oyuncusu oldu. Çok iyi gelişti. Hani derbilerin çoğunda o vardı. Kadıköy'ü yendiğimiz maçta o oynadı ve müthiş bir performans sergiledi. O 3 tane Fener'in bu sezonki stoperleri fizik anlamda böyle güçlü stoperler. O öne çıkan stoperlerdi ama üçüne de resmen kök söktürdü. Beşiktaş derbisinde de oynamıştı ilk maçta. Ve orada da gayet iyi performans sergilemişti. Icardi'ye asist yaptı. İyi bir performans sergiledi dediğim gibi. Onun dışında söyleyebileceğim hani birçok maçta oynadı. Hatta ikinci Fener maçında da oynadı. Sivas maçını o kazandırdı. Abdülkerim'le. Müthiş bir pas attı Abdülkerim. O da bitirdi. Birçok maçta böyle çıkışı şeyleri vardı. Hani en güzel yanı da o zaten. Böyle hazırlık maçı olsa bile hiç böyle mücadeleden çekinmiyor. Yani mücadele konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Çok iyi. Bazı problemleri var tabii ki. Hani biraz çok kafayı kaldırmıyor ama son haftalarda onu bir tane videomuzda bahsetmiştim. Hangi maç hatırlamıyorum. İstanbul maçı galiba. Orada güzel bir Kerem'e asistini yapmıştı. Biraz oyun aklı biraz daha gelişiyor böyle o oyun görüşü şeyi gelişiyor. Biraz bitiriciliğini ama paslarını da geliştirirse ben çok iyi bir hani kanat olur. Hani forvette de oynuyor olabilir. Onun dışında söyleyebileceklerim. Seferovic bu sene bizim için çok tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Yani ben çok güveniyordum ona. Tam bir pivot santrafor diyordum. Senin başında Okan Buruk ve tam isteyeceği santrafor diyordum. Hatta şimdi dedim ya senenin başında ben yoktum. Icardi'nin ben gelmesini çok da istemiyordum. Çünkü forvetimiz var diyordum. Hani Seferovic var, Gomis var. Hani sadece lig var bir de Avrupa yok bir şey yok. Hani Icardi full masraf olur diyordum. Hani alırsak bir de oynatmak zorunda oluruz. Öyle bir sıkıntısı olur diyordum ama iyi ki gelmiş. Seferovic gerçekten kötü bir performans sergiledi. Bu sene bizim için hayal kırıklığı oldu. Onun dışında Yusuf Demir. Bu senenin hayal kırıklıklarından biri. Yani hiç forma şansı bulamadı. Tam böyle iyileştiriyordu. Sürekli bir sakatlanıyordu. Bir şey oluyordu. İkinci yarı oyuna falan giriyordu. Yani beklediğim performans alamadım. Yani fizik olarak çok hiç hazır değildi. Neredeyse hiç katkı alamadık. Bu seneye bizimle ama şey olacak. Seneye hani Türk statüsünde sayılabilecek. O yandan iyi. Çünkü dediğim gibi yerli bir sıkıntı olacak. Belki şans bulabilir kadroda. Hani doğrudan olmasa yedek olarak gibi bir alternatif sağlayabilir bize. Onun dışında başka söyleyebileceğim kim var? Patrick Van Aanholt senin başında çok kötüydü ama o ayrıldı. Onu çok saymıyorum. Berkan bence bu sene kazandıklarımızdan biri. Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten çok kötü bir performans vardı. Çok eleştirilmişti Tayland'da Berkan. Hani bunun altında geri dönmesi biraz çok zor. Çok eleştirildi çünkü dediğimiz gibi. Ama o da bu sene hani müthiş bir gelişim göstermedi, şey yapmadı ama hani toparladığını gösterdi. Toparladı gerektiğini, her zaman mücadele edeceğini gösterdi. Fenerbahçe derbisinde de oynamıştı. İlkinde de ikincisinde de iyi de mücadele etmişti. İkincisinde gerçi şeyde ilk 11'de var mıydı hatırlamıyorum. Benim hafıza biraz problemli. Onun dışında söyleyebileceğim Yunus çok beklediğim performansı vermedi. Son haftalarda yine o da arada bir toparlandığını gösteriyordu ama beklediğim performansı alamadım. Adana Demirspor'da gördükten sonra sezonun başında çok iyi değildi. Ama kafa yapısı biraz değişti. Yani sezonun ilk başında daha çok hani çekeyim vurayım sürekli. Hep gol peşindeydi. Ama sezonun ikinci yarısında hani yedek çıktı birçok maça. Bazen oyuna girdi falan. İyi işler yaptı. Kafa yapısı biraz daha geçmiş. Artık kafasını biraz daha kaldırıyor. Ama ben hemen vazgeçilmesini düşünmüyorum. Çünkü genç bir oyuncu. 22 yaşında olması lazım. Ondan vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani gelecek sezondan bahsedeyim biraz. Hani ne yapmalıyız, ne etmemiz gerekiyor. Şimdi 27 Haziran'da Galatasaray ilk Florya'da bir şeye başlıyor, antrenmana başlıyor.
8 ile 16 Temmuz arasında da Avusturya kampa gidecek. 25 ve 26 Temmuz'da da artık hangisinde olacak bilmiyorum da şeyle maçımız var. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. İki tane takım hatırlamıyorum. Biri Letonya mı neydi? Litvanya takımı neydi? Kulüplerin isimlerini hatırlamıyorum. Onların galiblerinde karşılaşacağız. O zamana kadar kesinlikle transferlerin yapılması lazım. Bize lazım olan transferler de bir forvet. Artık Icardi hani anlaşılsın artık. Kesinlikle açıklansın ve kampa gelsin. Veyahut başka bir santrafor. Ama kesinlikle ben Icardi isterim. Hem takıma alıştı. Takımı bildiği bir oyuncu. Kulüp onu çok seviyor. O da kulübü çok seviyor. Taraftarı. O yüzden onun gelmesini daha çok istiyorum. Belki bir de alternatifi olabilir. Musa Dembele çok konuşuluyor. Musa Dembele bir adı da tam hatırlamıyorum. Olabilir mi bilmiyorum. Hani çünkü bize şimdi daha alternatifli bir de kadro lazım. Çünkü bu sene pek sakatlık yaşamadık biz. Kazım Can'ın sakatlığı oldu. Icardi'nin arada bir gittiği geldiği oldu ama hani çok net bir sürü sakatlık yaşadığımız bir şey olmadı. Çünkü Avrupa yoktu. Şey yoktu. Sadece Ziraat ve Gaz Lig vardı ve Ziraat'te de elendik. O yüzden bu sene hani Avrupa'da olacak. Daha alternatifli bir kadro lazım. O yüzden bir santrafor hani bir yedek bir santrafor daha lazım. Çünkü Barış Alper var. İki de santrafor lazım. Şu an sadece Barış var oynayabilecek. Yanında iki tane biri ana, diğeri de yedek santrafor olduğu iki tane santrafor lazım kesinlikle bize. Onun dışında orta sahaya iki tane adam kesinlikle. Biri Torreira'nın yedeği olmalı. Çünkü Torreira'nın yedeği yok. Hani Berkan dedik bu sene toparlandı biraz ama 6 numara değil Berkan. Yani Torreira'nın yerini kapatacak bir adam değil. Ayrıca Oliveira'nın da bu sene geriye çokça eksikti. Yani Oliveira gibi oyunu böyle yönlendirecek, atakların yönünü değiştirecek bir adam bizde yok. Yediği de yok. Kendisi zaten hani ligi idare ediyor. Hani biraz inişli çıkışlı performansı oldu. Ama ben genel olarak beğendiğim bir oyuncuydu. Gelecek sezonda kesinlikle bize oyunun iki yönünde oynayan böyle Oliveira en az Oliveira kadar pas yeteneği iyi olan ve dediğim gibi oyunun iki tarafında hem geri hem ileri tarafında oynayan Oliveira'nın defans konusunda biraz daha sıkıntılı. Oyun iki tarafında oynayan bir adam lazım. Şey düşünülüyor. Adı geçiyor. Parades adı geçiliyor. Bilmiyorum emin değilim Parades'ten. Olabilir mi olabilir mi? Çünkü çok izlediğim bir adam değil. Bu sene sınavı atlattım. Şu an yani bir sürü maç izleyeceğim inşallah. Bazı oyuncu analizleri de yapmayı düşünüyorum. Onun dışında söyleyebileceğim Torreira ve Oliveira yedek. Sol bek kesinlikle lazım. Niye? Yani Kazım Can aslında son haftalarda hani sezonun ortalarında da oynamıştı. Orada da iyi performansı vardı. Sakatlandı. Ama sezonun sonunda geri döndü ve çok da güzel performans sergiledi. İyi bir gelişim de var. Hani özgüven kazanıyor. Hani ama yine de bir sol bek lazım kesinlikle. Çünkü alternatifimiz Kazım Can şey gitti. Emre Taşdemir gitti. Hani Kazım Can var. Kesinlikle bir iyi bir sol bek bekliyorum yani. Zaten Galatasaray bu sene hep ilgilendiği oyuncular böyle yıldız oyuncular. Hani adı geçenler kim? Icardi. Ondan sonra orta sahada Paredes. Onun dışında hani birçok yıldız isim de geldi. Sol bekte de Angelinho ve Alexandro adı geçiyor. Şimdi burada ne yapacak kulüp ben de bilmiyorum. Ben Alexandro'yu görmek isterim çünkü daha yaşlı ve hani karakterini çok işte bilmiyoruz. Orada biraz sıkıntımız var. Hani böyle Mertens gibi böyle yakın adı, böyle cana yakın adamsa, böyle neşeli bir adamsa, gençlerle böyle iyi anlaşacak bir adamsa ki Kazım Can'a gayet iyi bir olumlu bir etki yaratabilir. Ama mesela Angelinho'yu düşünüyorum. O da çok iyi bir. İkisi de ben çok beğendiğim sol bekler. Hani izlediğim maçlar oldu. Çok beğendiğim sol bekler ama Angelinho genç bir oyuncu. 26 yaşında olması lazım. Ve geldi mi o formayı direkt alır. Ve biraz şey olması lazım. Yanlış duymuyorsam birinden duymuştum. Bir şey sosyal hayatında bazı sıkıntılar yaşayabiliyormuş bu kulüple şeyle. Bazı sıkıntılar olabiliyormuş. Ve onun dışında hani genç bir oyuncu Kazım Can'ın önünü kesebilir. Kazım Can'ın da önünü kesilmesini pek istemiyorum. Hani iyi bir oyuncu. Gelişebilecek bir oyuncu. O yüzden bence bu husus dikkate alınarak şey yapılmalı.
Bunun dışında söyleyebileceğim başka ne var? Yani kanatlar gayet bizim iyi oyunculardan ötürü. Kanatlara bir transfer düşün. Yani Kerem var, Barış var oynayabilecek. Zaniolo var, Rashica'nın da bence kesinlikle bonservis alınması gereken adamlardan biri. Ve şöyle de bir şey düşünüyorum. Biri satılacaksa bu takımın hani maddi kaynak. Çünkü birçok oyuncudan bahsediyoruz. Rashica'nın bonservisi, Icardi'nin maaşı hani bonservis verilecek mi verilmeyecek mi? Bence verilmeyebilir. Hani bonservissiz anlaşabiliriz. Maaşı var 8 milyon geçiyor. Hani 4 milyonu kulüp 4 milyonu da sponsorlar ödeyecek. Böyle bir rakam düşünüldüğü yazıyor. Hani satılacaksa biri para lazımsa ben Nelson'un gideceğini düşünüyorum. Çünkü Sasha Boy hani Nelson gibi bence bulabiliriz. Hani Nelson da çok iyi bir aslında kolay kolay hiçbir oyuncu böyle bulunmuyor ama hani Sasha Boy yani gidecek 3 isim yazılıyor hep. Kerem, Nelson ve Sasha Boy. Zaniolo o da var. Ama Zaniolo gider mi gitmez mi bilmiyorum. Hani son maç çok şey güzel oynamıştı. Takıma direkt monte edilebilir. Hani Rashica'nın yerine oynayabilir. Çok iyi yani hücum anlamında çok iyi bir oyuncu. Pardon mesaj geldi. hücum anlamında çok iyi bir oyuncu. Onun dışında Rashica hani ben bu sene bazı videolarda şey demiştim hani Zaniolo ne kadar iyi olursa olsun bu sezon Rashica oynayacak demiştim. Çünkü o takımın iskeletinde Rashica vardı ve defansa yardımı çok iyiydi. Ama Zaniolo da gerçekten hücum anlamında çok iyi bir oyuncu ve Avrupa'yı da biliyor. Ama ben kesinlikle Rashica'yı da görmek istiyorum takımda. Rashica'nın kesinlikle takımda olması lazım bence. Zaniolo iyi bir fiyat olursa satılabilir ama evet, 30 milyon gibi gitmesi lazım. Çünkü 17 verdik zaten. Karın da %20 kaçı hatırlamıyorum. %20 ya da 25'i mi? Karın %20-25'i şeye gidecek. Roma'ya gidecek. Yani en az 30'a falan gitsin ki. Hani biraz güzel bir para kazandırsın. Ama o giderse de işte böyle takıma onun gibi bir kanat lazım. Birçok isim geçiyor. Hani Pulisic, ondan sonra birkaç isim daha vardı. Birçok isim geçiyor işte böyle. Ondan sonra transferde bir de bizim önümüzü kesen, engelleyen şeyler arasında söyleyebileceğim ne var? Arap kulüpleri ve yerli kuralı kesinlikle bizim önümüzü tıkayan iki şey. Hani Galatasaray ve diğer kulüplerde hani Fener, Beşiktaş ve Trabzon'da biraz yıldız oyuncuların peşinde. Ama Arap kulüpleri bu sene bayağı bir keseni hazır, bayağı açtılar. Hani Kante, Benzema, Ronaldo'yu geçtiğim senelerde Messi'ye teklif yaptılar ama o geldi şey Amerika'ya gitti. Birçok yıldızla anlaşıyorlar. O bizim elimizi kolumuzu bağlıyor cidden. Icardi ile de anlaşmaya çalıştılar. Yani Icardi ile de konuştular. Yani bir futbolcuların yani bizim kulüplerimizi bu yıldız transferi konusunda gerçekten çok zora sokuyorlar. Onun dışında bir de yerli kuralı işte. Yani Galatasaray'da şu an oyuncu satılmaması da aynı. Kerem ve Abdülkerim'in durması da aynı. Üçüncü oyuncu kim bilmiyoruz. Hani Barış Alper aslında biraz hani iyi bir performans sergiledi ama doğrudan ilk 11'e yazılır mı? Onda hala emin değilim. Ayrıca hani onu oynatacaksın kimi keseceksin? Zaniolo var, Rashica var. Ortada oynasan Mertens var. O yüzden zorlu bir süreç. Yerli kuralda kimi olacak bilmiyorum. Hani belki ben Nelson dedim. Nelson giderse onun yerine yerli bir stoper olabilir. Ama ben Kaan'ı düşünmüyorum orada. Çünkü Başakşehir maçında oynamışlardı. Ve Nelson'u çok aramıştık ama bu Kaan'ın kötü olduğundan değil. Kaan Abdülkerim'in hani oyun stillerinden dolayı. İkisi de biraz çıkan stoper. Hani Abdülkerim çok çıkıyor. Kaan da biraz daha ileri hücumcu bir bek. Hani hatta güzel paslar atmıştı ama Nelson işte Abdülkerim çıktığında o arkayı topluyor. Hani hatta İstanbulspor maçında hani uzun bir top geldi. Nelson karşıladı ve onun akabinde hani Galatasaray atağa çıktı. Kontra çıktı. Gol oldu. Nelson yani onun bakın o bakımdan hani eğer Nelson gidilirse onun gibi onun tarzında bir stoper lazım olduğunu düşünüyorum Galatasaray'a. Kaan o bence o değil. Ki Kaan bence defansif orta saha oluyor. Hani Kaan'ı defansif orta saha olarak düşünürsek Torreira'ya belki bir yedek olmayabilir. Yani Torreira'ya bir yedek adam almamız lazım değil mi? Belki o alınmayabilir. Ama ya transfer baya lazım ya. Hani onu kesinlikle söyleyeyim. Bu arada 25 dakika yakın oldu. Bugünlük bu kadar diyelim. Gelecek hafta, gelecek sezonu böyle daha detaylı bir planlaması. Hani
hangi mevki, hangi oyuncular alınmalı, hangi oyuncular düşünülüyor. Bundan bahsedeceğim bir video olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.